35. denemedeyiz. Konu denemelerinin sonuncusu. Bundan sonra 36. denemeden itibaren 60. denemeye kadar genel denemeler var. Burada da anlatım bozukluğuna yer verdik. İnceleyenler bilirler, anlatım bozukluğunu son yıllarda ÖSYM sormuyor. Birkaç yıl oldu sormadı. Aslında önceden de her yıl 2-3 tane soruyordu. Bence de yanlış bir karar olmuştur. Yani anlatım bozukluğunu sormamak Türk Dili Edebiyatı dersi için yanlış bir şey. Çünkü hani dersin amacı bununla ilgili. Nedir çünkü? Dersin amacı öğrenci sözcüklerin anlamlarına hakim mi? Doğru kullanabiliyor mu? Yanlış kullanımları fark edebiliyor mu? Dil bilgisinin temel özelliklerini anlatım düzeyinde doğru kullanıyor mu? Doğru ya da yanlış kullanımları ayırabiliyor mu? Yani bunları ölçmeyeceksek o zaman bu ders zaten bir işe yaramaz. Bana göre kesinlikle sorulması gereken bir konudur anlatım bozukluğu, ama sormadı. Bundan sonraki yıllarda belki sorabilir, bilmiyorum. O yüzden ben bir tane deneme koymak istedim. Buradaki denemede de yani anlatım bozukluğunun her alanından bir soruyla konuyu özetlemeye çalıştım. Bakalım. Birinci soru, hangisinde altı çizili söz çıkarıldığında cümlenin anlamı değişir diyor. Yani 4 tanesinde çıkarsak da anlam değişmiyormuş. Buna şey diyoruz, duruluk ilkesi, cümlede gereksiz sözcük olmaması. Demek ki bu cümlelerin 4 tanesi duru değil. Çünkü çıkarttığımız halde anlam değişmiyormuş bunlarda. Bakalım, birinci soruda A'da haftada aşağı yukarı 4-5 sefer. Aşağı yukarı demiş, 4-5 sefer demiş. 4-5 zaten yaklaşıklığı ifade eder. İkisinden birini kullan. Yani şöyle yapması lazım. Günde aşağı yukarı 5 sefer mesela diyebilir. Eğer burada aşağı yukarı, neredeyse, hemen hemen gibi bir şey kullanıyorsak, burada tek bir rakam olmalı ve bu rakam da yuvarlamaya elverişli bir rakam olmalı. Demek ki burada çıkartılabilir. Aradan olsun da 10 gün geçmişti ki yanında bir çocukla çıka geldi. Şimdi burada bunu çıkarttığımızı düşünelim. Aradan 10 gün geçmişti ki yanında bir çocukla çıka geldi. 10 gün geçmişti ki başka bir şeydir. Olsun da 10 gün. Yani en fazla 10 gün. En fazla 10 gün geçmişti demekle 10 gün geçmiş demek birbirinden farklıdır. O yüzden bu cümlede kalmalıdır. Sabahtan öğleye kadar çalışarak hemen hemen işi yarıladık neredeyse. Hemen hemen ve neredeyse aynı anlamı verirler. O yüzden cümleden çıkarılmalıdır. O gün kapının önünde yaklaşık yarım saat civarında beklemiştim seni. Burada da yaklaşık ile civarında aynı anlamı vermektedirler. O yüzden birisi çıkarılmalıdır. Adam çok 40 yaşında gösteriyordu en fazla. Çok ile en fazla aynı anlama gelmektedir. O yüzden yanıt Bursa'dır. İkinci soru, hangisinde altı çizili söz mantık hatasına yol açmıştır? Yaramaz olduğumuz için bizi misafir odasına sokmazlardı nedense. Burada şimdi sebebini söylemiş, yaramaz oldukları için misafir odasına sokmuyorlarmış. Dedikten sonra nedense diyemeyiz çünkü nedeni bellidir, bu mantık hatasıdır. Diğerlerini de okuyalım yine, ama hava bile ışımadan da diyebiliriz. Mantık hatası değildir bu. Kutuları yangından mal kaçırır gibi alelacele çıkardılar depodan. Burada aynı anlama gelen sözler var ama bu mantık hatası yaratmamıştır. Gereksiz sözcük yaratmıştır sadece. Alışverişte filan 5 kuruşun hesabını yapar. Halbuki maddi durumu çok iyidir. Burada halbuki bağlacının kullanımında herhangi bir sıkıntı yoktur. Zihnin farklı alanlarla meşgul olması şaire zarar vermez. Bilakis besler onu. Tersine demektir. Tersine besler onu. Bu da doğru kullanılmıştır. Dolayısıyla diğerlerinde bir sıkıntı yoktur. Üçüncü soru, hangisinde anlatım bozukluğu vardır demiş. Yönetim kurulunun bütçede yapılan kesintiyi onaylamayacağını bekliyoruz. Yani şimdi burada bu şeyle alakalı bir soru bu. Şimdi bu Ece'ğini, dığını, mesini gibi fiilimsiler var. Bunlarla kurulan cümlelerde sondaki kelime, sondaki eylem, beklemek, söylemek, ummak, düşünmek filan gibi eylemler olabiliyor. Şöyle olacağını bekliyoruz, böyle olduğunu düşünüyoruz falan gibi.
Ama bunların hepsi birbiriyle uyumlu değil. Bazıları uyumlu, bazıları uyumsuz oluyor. Örneklerde göstermeye çalışayım. Yönetim kurulunun bütçede yapılan kesintiyi onaylamayacağını bekliyoruz. Bu yanlıştır. Onaylamamasını bekliyoruz. Olur. Veya onaylamayacağını umuyoruz. Onaylamayacağını düşünüyoruz. Olabilir. Onaylamayacağını bekliyoruz. Olmaz. Onaylamayacağını düşünüyoruz. Olabilir. O yüzden cevabımız Adana olacaktır. Diğerlerinde anlaşılmadığını düşünüyorum. Garanti altına alınmasını isterler. Yağışlı havanın etkisi altına gireceğini tahmin ediyoruz. Mesela bu Ece'ni tahmin etmek, A'da da onaylamayacağını tahmin ediyoruz, o da olabilir. Önlem alacaklarını ifade etti filan gibi. Dördüncü soru, özne yüklem uyumu. Özne yüklem uyumu ile ilgili temel bir kural var, bunu hatırlatayım. Nedir bu temel kural? Şu yüklemde L'deki olup olmaması ile ilgili. Bu eğer insanla ilgili bir çoğul özne varsa, mesela arkadaşlar bekliyor. Bu cümle doğru bir cümledir. Çoğul insanla ilgili çoğul özne olduğunda yüklem tekil olabilir ama çoğul da olabilir. Yani bekliyor veya bekliyorlar, arkadaşlar bekliyorlar olabilir. Bunun dışındaki durumlarda, yani insanla ilgili olmayan durumlarda yüklem daima tekil olur. Yani mesela sesler kesildiler diyemeyiz. Sesler kesildiler veya ellerim üşüdüler diyemeyiz. Bunların maddeleri var. Yani işte soyut kavramlar özne olduğunda yüklem tekil olur. Efendim, eylem adlarının çoğulu özne olursa yüklem tekil olur gibi. Bazı şeyler var. Kuralları var ama onların hepsini burada vermeyelim şimdi. Burada bir şey daha var. İnsan söz konusu olsa bile o insanın adı, o insan topluluğunun adı, arkadaşlar mesela onların adıdır. Adı değil de onların yerine bir zamir kullanılmışsa, o zaman yüklem yine tekil olmak zorundadır. Yani arkadaşlarının hepsi ona çok güvenirlerdi, yanlış olmuştur. Arkadaşlarının hepsi ona çok güvenirdi demesi lazım. Ama şöyle olsaydı, hepsi olmasaydı, arkadaşları ona çok güvenirlerdi olsaydı doğru olurdu. Diğerlerine zaten davranmakta çözüldü. İnanmamıştık, yaşıyoruz. Bunlar zaten tekil yüklemlerdir. O yüzden bunlarda bir sıkıntı olmamıştır. Beşinci soru, sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu diyor. Evin yanındaki bina dün tutulmuş, sele kapılanlardan hala bir haber alınamadı. Fırsat kaçmış artık, boşuna dövünüyorsun. Binanın çevresi polis tarafından sarılmıştı. Arka sokaklardan kimseye görülmeden gel. Yanlış, kimseye görünmeden gel. Bununla ilgili kural söyleyebilirim. Bu görülmek fiili, şu fiil görülmek fiilinden önceki kelime, eğer yönelme ekini almışsa birine, birilerine görülmek diye bir ifade yanlıştır Türkçe'de. O zaman görülmek kullanılması gerekir. Altıncı soru, tamlama yanlışı ile ilgili anlatım bozukluğunu soruyor. Bununla ilgili de şöyle bir kural vereyim. Yani A çarpı B artı C. Bu biliyorsunuz dağılma özelliği. Nasıl burada A, B artı A, C oluyorsa dil bilgisinde tamlama kuruluşunda da tamlayan veya tamlanan ortak kullanılabilir. Ama uyumlu olmalıdır. Yani diyelim ki şöyle düşünelim bakın. Akdeniz ve muson iklimi. Burada ortak olan hangisidir? İklimi ortak kullanılmıştır. Şu ikisiyle ilgili olarak ortak kullanılmıştır. Ve Akdeniz iklimi, muson iklimi. İkisiyle de uyumludur. Yani bunların ikisi de at tamlaması, belirtisiz at tamlaması, Kur'an kelimelerdir. Bunlar uyumludur ama şöyle yaparsak, bu bölgede Akdeniz ve muson iklimi görülür. Bu bölgede karasal ve muson iklimi dersek yanlış olur. Çünkü bu kez muson iklimi at tamlamasıdır ama karasal iklimi olmaz. Karasal iklim
Bu ise sıfat tamlaması kurmak istiyor. At tamlaması değil. O yüzden bunları da ortak çarpana bağlamak doğru olmayacaktır. Bu çerçevede örneğin şuraya yazayım. Mesela aşk ve macera romanları, tarihi ve aşk romanları. Bunlar doğru mu olmuştur mesela? Sorgulayacaksınız ya. Şu ikisini düşüneceksin. Aşk romanı, macera romanı. Evet, ikisiyle de uyumludur. Aşk romanı, macera romanı. Uyumludur. Demek ki ortak çarpana, ortak paranteze alınabilir. Tarihi roman, aşk romanı olmaz. Biri sıfat tanımlaması, biri isim tanımlaması. Bunları bağlayamazsın. Ne demen lazım? Tarihi romanlar ve aşk romanları diye ayrı ayrı söylemen lazım. Durum budur. Şimdi buna şöyle burada bakalım. Sanatsal ve estetik güzellik bakımından demiş mesela burada. Sanatsal ve estetik güzellik bakımından. Bu nereye bağlanacak acaba? Estetik güzellik bakımından doğru. Peki bu sanatsal nereye bağlanır? Sanatsal ve estetik güzellik. Sanatsal güzellik, estetik güzellik şeklinde. İkisiyle de uyumludur. Dolayısıyla bu bir problem yaratmamıştır. Çocuksu ve sempatik tavırlarıyla. Çocuksu tavırlar, sempatik tavırlar. İkisi de aynı tür. Çalışma ahlakına sahip ekip arkadaşları, az çok deneyimli ekip arkadaşları. İkisiyle de uyumludur. Psikolojik ve gerilim romanları. Psikolojik romanlar sıfat tamlaması, gerilim romanları ad tamlaması. Bu ikisini ortak bir tamlanana buraya bağlayamazsın. Ne yapman lazım? Psikolojik romanlar ve gerilim romanları giderek daha çok ilgi görüyor demen gerekir. Savruk ve bol yanlışlı yazıları ile savruk yazılar, bol yanlışlı yazılar. İkisi de aynı türdür. Yanıt denizlidir. Hangisinde öge eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu yoktur? Bunlarda da A çarpı B artı C kesinlikle uygundur. Bunu kullanmalıyız. Dağıtmalıyız. Eksiklik varsa ortaya çıkar. Burada tabii mesela yayımlanmadı cümlenin yüklemidir ama burada bir de fiilimsi var. Bu da küçük yüklemdir aslında. Haberin kaynağı bilinmediği için gazetede yayımlanmadı. Bilinmeyen ne? Haberin kaynağı. Bu buna bağlı özne. İçin gazetede yayımlanmadı. Cümle başka bir özne kullanmamış. Kullanmadığı için, haberin kaynağı bilinmediği için haberin kaynağı gazetede yayımlanmadı gibi bir anlam oluşmaktadır. Bunun oluşmaması için, bunu engellemek için haberin kaynağı bilinmediği için haber gazetede yayımlanmadı diye bir özne kullanmalıyız. Burada öge eksikliği var. Film bazı sahneleri yeniden çekildikten sonra gösterime girdi. Burada gösterime girdiği yüklem, gösterime giren de film. Tamam, bunun öznesi var. Çekildikten sonra var burada bir. Çekilen ne? Filmin bazı sahneleri olur. Bu yani şey tamlayanı düşürerek kullanabiliriz. Buradaki buna bağlı olan özne çekildikten ifadesine, çekildikten fiilimsisine bağlı özne şurada işaretlemiş olduğumdur. Bu doğru bir cümledir. Koyu renkleri çok sever ve yarattığı modellerde bol bol yararlanırdı. Burada baktığımız zaman koyu renkleri çok sever, doğru. Koyu renkleri yarattığı modellerde bol bol yararlanırdı, olmaz. Koyu renklerden, onlardan yararlanır. O yüzden burada da eksiklik vardır. Yani şunda eksiklik var, A'da var, C'de var. Başarısızlığı nedenleriyle yüzleşebilirsek hayatımızdan çıkarabiliriz. Yüzleşebilirsek ve çıkarabiliriz. Burada ortaklık bakımından ne oluyor? Neyle yüzleşebilirsek? Başarısızlığı nedenleriyle yüzleşebilirsek. Neyi çıkarabiliriz? Başarısızlığı nedenlerini, onları. Bunu demek zorundayız. Yani arkadaşlar burada şu verdiğim A'daki, C'deki ve D'deki durum şudur. Eğer bir söz grubu yan cümlede, yani iki tane yüklem varsa sıralı cümlede veya yan cümle, bileşik cümlede yani. Hadi oralarına bilgiye boğmayayım da şöyle diyeyim. Eğer bir söz grubu ortak olarak iki tane fiili birden etkileyecek şekilde kullanılmışsa ikisiyle de uyumlu olmalıdır. Bunu kontrol etmeliyiz. Eğer uyumluysa problem yoktur. Uyumsuzsa, sonundaki ekin filan değişmesi gerekiyorsa orada bir anlatım bozukluğu oluşur. Gidermek için de ikinci kısma onun yeni durumunu, yeni halini yazmak gerekir. Mesela burada başarısızlığı nedenleri yüzleşebilirsek, başarısızlığı nedenlerini
hayatımızdan çıkarabiliriz. Yani onları kırabiliriz. Dolayısıyla nesne eksikliği. Yani anlatım bozukluğu sorulmadığı için ayrıntısına girmeden açıklamaya çalışıyorum. Anlatım bozukluğu ile ilgili başka test koymadım zaten. Ama işte dediğim gibi yine de tavsiye ederim ama çalışmanızı tavsiye ederim. Doğaya saygılı olup korumak. Mesela burada saygılı olmak ve korumak var. Doğaya saygılı olmak doğru, doğaya korumak olmaz. Doğaya saygılı olup onu korumak istiyorsak. Bunların hepsinde ikinci cümlede bir eksiklik oluşmuştur. Ama B'de eksiklik oluşmamıştır. Yanıt Bursa. 8. soruda üstte bir açıklama yapılmış. Hangisinde anlatım bozukluğu yoktur diyor buna göre diyor. Sıralı cümlelerde özneler ortaksa bileşik zaman çekimleri ve kişi ekleri yalnızca son yüklemde kullanılır. Ama özneler farklıysa her öznenin kendisine ait kip ve kişi ekleri tam olarak kullanılmalıdır. Şimdi şöyle bu yani başlamış yüklem hepimiz içeri yağmur başlamış hepimiz içeri kaçmıştık. Başlamış yüklem kaçmıştık yüklem. Burada ortak olan yağmur öznedir. Yağmur başlamış hepimiz içeri kaçmıştık. Şöyle ikisinin öznesi farklı. Farklı olunca şurada da yukarıda da ifade edildiği gibi her öznenin kendisine ait kip kişi tam kullanılmalıdır. Yani yağmur başlamıştı demek zorundayız şurada tı demek zorundayız. Bunu demezsek ne olur? Yani veya bunun doğru mu yanlış mı olduğunu şöyle de anlayabilirsiniz. Burada mış var başlamış da mış var. Sonda da kaçmıştık da mıştan sonra dık eki var. Bunu alıp buraya ekleyeceksiniz. Uyumlu mu uyumsuz mu diye bakacaksınız. Yağmur başlamıştık. Demek ki uyumsuz. Böyle olmaması için buraya tığ getireceğiz. Aynı şeyi bakın B'de yapalım. Uykum gelmiş gözlerimi açık tutamaz olmuştum. Mıştan sonrasını alıp oraya ekliyorum. Uykum gelmiştim gözlerimi açık tutamaz olmuştum oluyor. Böyle olmaması için şuraya uykum gelmişti demeliyiz. Çocuklarını sık sık karşısına alırdı onlara nasihatler verirdi. Burada gördüğünüz gibi uyumludur. O yüzden buraya dı yazmasına gerek yoktur. Neden uyumludur bu? Çünkü öznesi ortaktır. Her ikisini de yapan aynı kişidir. Aynı kişi olunca ortak kullanılıyor. O sırada babam bulaşık yıkıyor, ben de ödevlerimi yapıyordum. Yordan sonrasını buraya aktarırsak, o sırada babam bulaşık yıkıyordum oluyor. Öyle olmaması için şuraya du getirilecektir. İlk haberler gelmeye başlamış, hepimiz iyice endişelenmiştik. İlk haberler gelmeye başlamıştık oluyor. O yüzden burada da tı getirilmesi gerekir. Yanıt Ceyhan. 9. Ek eylem eksikliği diye ayrı bir mevzu. Hangisinde ek eylem eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır? Oyunculukta çok yetenekli ancak bazen abartıya kaçıyor. Bu doğru bir cümle. Romanın dili çok akıcı fakat konusu özgün değil. Şimdi bu tip cümlelerde oluyor bu ek eylem eksikliği. B'de yok gerçi ama şöyle oluyor. Mesela iki cümle varsa arada da bir karşıtlık bağlacı varsa böyle fakat ama lakin gibi. İkinci cümlenin sonunda mesela özgün değil demiş burada bakın. Onun sonunda değilmiş eklerinden hiçbiri yoksa problem yok. Ama burada bir şey varsa mesela fakat konusu özgün değilmiş olsaydı bu. Burada da akıcıymış demek zorundaydık. Ama olmadığı için şurada şu anda bu eksiklik yaratmıyor. Romanın dili çok akıcı fakat konusu özgün değil. Evin manzarası çok güzel ama kirası bize uygun değildi. B'de açıkladığım budur. Değilden sonraki D'nin burada da olması lazım. Evin manzarası çok güzeldi ama kirası bize uygun değildi demeliyiz. Yoksa ek eylem eksikliği oluşuyor. Tavırları itici, konuşmaları kabaymış. Bu zaten ikisi içinde tavırları iticiymiş, konuşmaları kabaymış. Bunda bir sıkıntı oluşturmuyor. Oturdukları yer nezih bir muhit değilmiş ama komşuları iyiymiş. Burada zaten kullanmış. Bir sıkıntı yoktur. Yanıt Ceyhan'dır. Çatı uyuşmazlığı ile ilgili soru, onun soru. LN ekleri burada belirleyici oluyor. Özne ortaksa hepsinde edilgen veya hepsi etken olması gerekiyor. Adaylar özgeçmişlerini vermişler. Sen de bunları değerlendirmiştin. Zaten adaylar ve sen farklı öznelerdir. Bunlarda problem olmaz. Hiçbiri ona güvenmiyor. Onun yine hata yapacağını düşünüyorlardı. Burada hepsi demesi gerekiyor. Ama bu çatı uyuşmazlığı değil.
Bu özne eksikliği. Herkesi eleştirip her yapılana muhalefet edilerek bir yere varılamaz. Bakın burada bir sürü leğene ekleri var. Şimdi böyle herkesi eleştirip diyor, bak burada mesela eleştirilip dememiş. Diğerlerinde her yapılana muhalefet edilerek demiş. Bir yere varılamaz demiş. Bunlar ya hepsi edilgen veya hepsi etken olacaktır. Doğrusu ya şöyle olacak. Herkes eleştirilip her yapılana muhalefet edilerek bir yere varılamaz olacak. Veya böyle başlıyorsa herkesi eleştirip her yapılana muhalefet ederek bir yere varamayız. Ya da hiçbirinde L olmayacak yani. O yüzden yanıt Ceyhan'dır. Yarışmada okulumuzu ya Ahmet ya da sen temsil edeceksin. Bu da anlatım bozukluğu ama ya Ahmet temsil edecek. Burada özne yüklem uyuşmazlığı var. Şey değil, çatı uyuşmazlığı değil. Yabancı kaynaklardan elde edindiğim bilgilere göre, burada da yabancı kaynaklardan ya elde ettiğim demesi lazım veya bunu çıkartması lazım. Yabancı kaynaklardan edindiğim bilgilere göre veya elde ettiğim bilgilere göre. Yanlış sözcük kullanımı, yanıt Ceyhan.